28 Mayıs'ta sandık başına gidiyoruz. 3 gün kaldı. Artık bütün bu konuşmalar, yaklaşımlar, spekülasyonlar son bulacak. 28 Mayıs'ta sonuçlar açıklandığında artık seçim sürecini tamamlamış olacağız. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için yurt dışı oy verme işlemleri bir süredir devam ediyor. Mühürlenen oylar Türkiye'ye gönderilmeye başlandı. 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için yurt dışında oy kullanma işlemleri de sürüyor. Bugün buraya vatandaşlık görevi yapmak için, oy kullanmak için geldim. 225 kilometre yoldan sadece ve sadece vatandaşlık yapmak için oy kullanmaya geldim. Nijerya'da oy kullanımının bitmesiyle sandığa atılan zarflar mühürlendi, çuvallara konuldu. Havalimanına taşınan oy torbaları diplomatik kurye eşliğinde Türkiye'ye gönderildi. Aynı işlemler Pakistan'da da gerçekleştirildi. Müşahitler gözetiminde mühürlenen oylar çuvallara konularak Türkiye'ye yola çıktı. Polonya'dan da yola çıkarılan oyların Türkiye'ye kısa sürede ulaşması beklenirken yurt dışı oyları diğer ülkeler tarafından da Türkiye'ye gönderilecek. Ve Milliyetçi Hareket Partisi diyelim. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu arada onun mitingini getireceğiz ama şimdi Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doktor İzzet Ulvi Yönter diyelim. Milliyetçi Hareket Partisi Kartal İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti ve ziyaretin ardından çok önemli açıklamalarda bulundu. Millet kararını vermiş, bu iş bitmiş dedi. Selamünaleyküm. Seçimin ikinci turuna sayılı günler kaldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doktor İzzet Ulvi Yönter ilçe ilçe gezdi. İlçe başkanlıklarını ziyaret etti. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak çalışıyoruz. Bugün Kartal'dayız. Şimdi diğer ilçelerimizde olacağız. Yönter MHP Kartal İlçe Başkanlığındaydı. Kıt imkanlarla hakikaten yüksek bir mücadele ahlakı sahada sergilendi. Gönül isterdi ki iki milletvekiliyle sınırlı kalmayalım. Biz milletvekili seçiminde çok iddialıydık. Sayımızın çok artacağına inanıyorduk. Bunu görüyorduk. Milletvekili çoğunluğunun Cumhur İttifakı'nda olduğuna vurgu yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu elde ettik. Allah muhafaza. Kemal Kılıçdaroğlu seçilse bile meclisten kanun çıkaramaz. Türkiye'yi yönetemez. Millet Cumhur İttifakı'na vizeyi vermiştir. Hazır ol demiştir. Ama şu ikinci turu da görelim mesajı da vermiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı alan Sinan Oğan'a teşekkür etti. Ümit Özdağ bizim muhatabımız değil. Kendi çalsın, kendi oynasın. Sinan Oğan'a da hayırlı olsun diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız 28 Mayıs'ta milletimizin büyük teveccühüyle 13. Cumhurbaşkanı olarak Allah'ın izniyle seçilecek. Millet kararını vermiş. Bu iş bitmiş.